Tabii ki verebilirim. Yani çok ana akım diyebileceğimiz medya kanallarındaki bütün tartışmalarda takip edebildiğim kadarıyla, tabii hepsini takip etmek mümkün olmuyor. Ama çok rahat bir biçimde örneğin Türkiye'deki Suriyelilerin belli haklara sahip olmasının çok da problemli olduğunu, çünkü işte buradaki insanların çektiği yoksulluk durumlarının ya da yaşadıkları problemlerin sebebinin, işte biz buna günah keçisi ilan etmek diyoruz, tamamen Suriyelilerden kaynaklanmış ve bunun gerçek doğru olduğu, ki işte bizim gerçek ödeslediğimiz post-truth dediğimiz şey de tam böyle bir şey, sebebin de o olduğu, sanki gerçeklik bunun üzerinden inşa edilmiş gibi kuruluyor ve bunun üzerinden tartışmalar sürüyor. Ve burada hani tekrar ben aynı argümanları koymak istemiyorum. Çünkü aynı argümanlara ses veriyor olmak bile bunu normalleştirmek demek. Yani o yüzden birebir o cümleleri kullanmamamız gerektiği konusunda bile çok şeyim. Yeniden ama üretmeyelim. Çünkü üretiyoruz. Çünkü normalleştiriyoruz. Çünkü sanki biz insanlık tarihi boyunca insan hakları gibi bir kavram geliştirmemişiz. Çocuk hakları gibi bir kavram geliştirmemişiz. Mültecilik gibi bir kavramımız hiç olmamış gibi. Bunlar şu demek değil. Var olan büyük nüfusla bir takım problemlerimiz yok mu var? Ki benim asıl çalıştığım alan zaten kırılgan gruplarla çalışıyorum. En zor problemli alanlarda neler yaşandığını bilmemek değil bu. Ama bunları çözmeye çalışmak ya da bunlara ortak akıl üretmeye çalışmak zaten yapmaya çalıştığımız şey olmalı. Ama bunu koyarken problemlerin kaynağının göçmenler ya da mülteciler olduğunu söylemekte ciddi bir problem var. Ve dediğim gibi şu ana kadar baktığımızda bizim ilk çalışma 2012, göçmen karşıtlığı aslında tamamen Batı'da oluşmuş bir literatürle okunuyor. Yani Batı'da göçmen karşıtlığı nedir anlamaya çalışmışlar. Sonra biz de karşılaştırmalı çalışmalar yapmaya çalışmıştık. Ve neyin göçmen karşıtlığına yol açtığını anlamaya çalışmıştık. Şimdi buna baktığımızda gördüğümüz çok temel bir şey, özetliyorum tabii ki bu literatürü, tehdit algısı diye söyleyebiliriz. Ve üç tip tehditten bahsediyoruz. Birincisi ekonomik, çok özetle işte geldiler işlerimizi aldılar, geldiler kiralar yükseldi gibi. İkincisi sembolik tehdit diyebileceğimiz bir şey. Hayat biçimime bir tehdit oluşturuyor. Üçüncüsü de özellikle 11 Eylül'den sonra gelişen benim yaşama alanımı tehdit, yani yaşam güvenlik, hakkımı, güvenlik dediğimiz alana müdahale. Şimdi bu üç tür tehdidin farklı dillerle ve farklı vurgularla tekrar tekrar biçimlendiğini görüyoruz. Ve bu aslında, şunun çok altını çizmek isterim, hani bunun sadece buraya özgün olmaması ve buranın koşullarında farklı biçimlerde tekrar tekrar üretiliyor olduğunu anlamak kıymetli gibi geliyor bana. Çünkü bizler özellikle Türkiye'yi tartışırken, birilerine anlatırken konuları, hocam işte Batı kendisine baksın, işte Avrupa'nın verdiği sınavı görüyoruz, Amerika ne yapıyor gibi hep cümlelerle karşılaşıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bunun bir ortak dert olduğunu, şu an Türkiye'deki nüfus sebebiyle, en yüksek nüfusun, mülteci nüfusun Türkiye'de olması sebebiyle, buranın gerçekten önemli bir, ne diyelim, bir deneyimden geçtiğini anlamamız gerektiğini, ama bunun sadece burayla sınırlı olmadığını ve burada konuştuğumuz her tartışmanın, bugünkü bu tartışma da dahil olmak üzere, çok evrensel bir probleme ortak akıl yürütmek zorunluluğu olduğunu anlamak gerekiyor. Ve burada da şey çok kıymetli geliyor bana, yani gerçekten kelimelere dikkat etmek zorundayız. Çünkü bu kelimelerin ve yarattığımız ortamın, normun bir takım sonuçları oluyor. En ufak mahalle ölçeğindeki karşılaşmadan okulların içindeki çocukların karşılaşmasına söylenen kelimeler başka şekillerde ayrımcılık ve belki çok daha sert pratiklere yol açabiliyor. O yüzden de her söylediğim kelimede ya da burada konuştuğumuz her kelime benim için gerçekten bir anlamda çok kıymetli, bir anlamda da çok tedirgin edici. Çünkü çok rahat bulunduğumuz noktada da işte cümleler sarf edilebiliyor ya da kelimeler başka anlamlara çekilebiliyor. Ve belki son cümle, yani ilk tur için en azından nefes almadan konuştum, yormuşumdur. Şu çok kıymetli geliyor bana. Bir takım, özellikle Türkiye gibi bir takım temel sorunları olan eğitimde, sağlıkta, işsizlik oranlarında belli sorunları olan bir ülkede tabii ki böyle bir mülteci nüfusun, işte ister sosyalyum deyin, ister entegrasyon deyin, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, çok ciddi bir sorun alanı olarak üzerine çalışılması gereken bir nokta oldu ortada. Ama sorunların sebebinin bu olarak kurgulanması ve bunun hiçbir şekilde ciddi bir analizden geçmeyip
neden-sonuç ilişkisi şeklinde kurgulanıyor olması çok önemli bir nokta. Burada uğraşmamız gerek. Böyle bir neden-sonuç ilişkisi yok. Hı-hı. Ki bunu çok farklı çalışmalarda benzer bir şekilde suç artış oranı. Böyle bir şey gerçek değil. Yani gerçek olmayan bir durumu gerçek gibi yaratıp sonra da buna istinaden çözümler üretmeye çalışmak çok ciddi bir sorun ve yüzleşmemiz gereken bir şey. Böyle bir durum yok. Ama bu şu demek değil, sahada sorun yok demek değil. Sahada tabii ki sorun var. Tabii ki çok emek vermemiz gerekiyor. Farklı çözümler üretmemiz gerekiyor, beraber düşünmemiz gerekiyor. Ama gerçekliği doğru okumadığımız için ürettiğimiz çözümler de aslında çözüm olmuyor.